Kıymetli pazar yeri hemşerilerim, değerli büyüklerim, geleceğimizin yanımızın teminatı olan genç kardeşlerim, bizlerin her daim sesi olan değerli basın mensubu arkadaşlarım, AK Parti teşkilatımız, belediye başkan adayımız, meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adaylarımız ile birlikte ilçemizde bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız projelerimizi tanıtmak amacıyla her akşam yoğun bir katılım ve ilgiyle bizleri ağırlayan vatandaşlarımıza olduğumuz gibi bu akşam da sizlerin huzurundayız. AK Parti belediyecilik anlamında kendini her hizmette kanıtlamış bir partidir. Bugüne kadarki büyük hizmetlerle, eserlerle AK Parti imzası bulunmaktadır. Güzel ilçemiz Pazaryeri adına AK Parti belediyeciliği bugüne kadar güçlü bir hizmet anlayışıyla var olmuştur. Bundan sonra da var olacaktır. 22 yıllık iktidarımızın AK Parti yerel yönetimleriyle hizmet alanında uyumunun birliğinin göstergesi açıktır. Bundan sonra da ilçemize bir dakika daha kaybedecek vakti yoktur. Kimisi hikaye anlatır, iktidarımızın arkasına sığınır, kimisi ilçemizden bir haberdardır. Sadece laf üretir, ancak adayımız Zekiye Tekin kardeşim belediyelikte de proje gerçekleştirmede 10 numara 5 yıldızdır. Bravo. 31 Mart'ta AK Parti ile adayımız Zekiye Tekin için eserler için ilçemize güzel günleri kaldığı yerden devamını sağlayacaktır. Elbette sizlerin bu konuda bizlere desteği çok büyük. Bizler de ilçemizde, köylerimizde çok eserler kazandırarak var gücümüzle çalışacağız. Pazaryeri bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Onlar konuşur, AK Parti yaparak diyerek sözü önceki dönem Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Beyefendi'ye bırakmak istiyorum. Saygılarımı, selamlarımı, muhabbetle hürmetlerimi sunuyorum. Çok değerli Pazaryeri Belediye Başkanım Zeki Hanım, çok kıymetli ilçe başkanımız, saygıdeğer beyefendiler, hanımefendiler, Pazaryerimizin kıymetli insanları. Seçim geldiği zaman her bir siyasi partinin muhakkak ki hem ithamları hem de bu şehirde yapacaklarını söyleme günüdür. Ama nihayetinde bir gerçeklik vardır. Bu şehire hizmet eden, meyve veren her insana muhakkak ki bir eleştiri vardır. Taşlanma dediğimiz tabiriyle. 5 yıldır bu memlekette yapılan hizmetler hepimizin gözle görülebilecek düzeyde olduğunu bilmekte. Ama dışarıdan buraya gelen, transfer olan, bu şehirde yaşamamış, sadece doğum kütüğü burada olan insanların belirli kelimeleri kullanmaları bu şehre değer katacak anlamına gelmez. Olması gereken bu vatandaşımızın yıllardır burada beklediklerini, gerçekleşmesini görmesini sağlamaktır. 5 yıl gerçekten bir belediyecilik anlamında bazı projelerin oluşmasına biraz engel, yani yetmeyebilir. Ama 5 yıl muhakkak ki hem bir belediye başkanının kendini yetiştirmesi, hem projelerin hızlı bir şekilde adım atılması ve o ilçeye kazandırılması için gerçekten çok önemlidir. Ve biz şunu söylüyoruz ki, zincirin baklaları olan genel ve yerel birleştiği zaman hizmet çok daha çabuk gelir. Olması gereken Allah nasip ederse 2. döneminde Zekiye Başkanımızın bu şehre gerçekten talep edilen tüm projelerin gerçekleşmesi, olması gereken ve vatandaşımızın talep ettiklerinin bir bir yerine gelmesine sağlayacağına ben eminim. Ve nihayetinde onun bu tecrübesi bu şehrin hem tanıtım noktasında aynı zamanda olması gerektiği gibi AK Parti belediyeciliğin sadece hizmet anlayışıyla dile geleceğini bilmenizi isterim. Ve asıl olan buradan uzakta bu şehre gelenlerin kendi dönemlerinde hiçbir icraat yapamamış, söz sahibi olamamış, yetkisi olsa bile Bozüyük'te için konuşuyorum,
bir çöp kovası bile koymaya yetkisi olmayanların bu şehirde ne yapabileceğini düşünmenizi istiyorum. O yüzden belediyecilik anlamında AK Parti belediyeciliğin bir hizmet anlayışı olduğunu, Allah nasip ederse de yapılacak tüm projelerinin gönül rahatlığıyla söz verdiği gibi istenildiği sürede yapılacağınızdan ben de sizlerin de inanarak hizmetin devam etmesi noktasında hepinizin desteklerinizi bekleyerek hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın İlçe Başkanım, önceki dönem Boğaz Büyük Belediye Başkanımız, değerli abim Fatih Bakıcı Başkanım, İlginal Meclisi adaylarım, belediye meclislerimiz, İlginal Meclisimiz, belediye meclisi adaylarımız ve pazar yeri sevdalısı birbirinden kıymetli abilerimiz, birbirinden kıymetli gençlerimiz ve bize inanarak, bize güvenerek İlk günden bu yana yanımızda olan sloganlarıyla destek veren, güç veren kıymetli kadınlarımız. Konuşmalarından dolayı hem ilçe başkanımız Yaşar Karabey'e hem de değerli abim Fatih Bakıcı Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Göreve geldik. 5 yıl oldu. Ve bu 5 yılda hep birlikte güzel ilçemiz pazar yerini nasıl ileriye götürebiliriz, nasıl daha iyi hizmetler yapabiliriz hep birlikte gördük ve yaşadık. 2019'da göreve geldiğimizde dedik ki bugüne kadar belediyecilik anlamında memleketine taş üstüne taş koymuş, bir çivi çakmış kim varsa, belediye başkanı, milletvekili, belediye meclisi, il genel meclisi, kim varsa muhtarlarımız, elini taşın altına koyan kim varsa hepsinden Allah razı olsun diyoruz ve en iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti yapmak üzere bayrağı 2019'da biz aldık. 5 yılda güzel hizmetler yaptık. Bu 5 yıldan sonra da bir 5 yıl daha bayrağı devralmaya hazır oluyorum. Başkanın yanında, başkanın yanında. Pazar yerine 2019'da göreve geldiğimizde ilçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi gençlerimizin dışarıya kaçtığıydı. Pazar yerinde iş imkanı olmadığı için gençlerimiz fabrikalara dışarıya kaçıyordu. Bu sorunu çözmek adına 2019'da hep birlikte hemşerilerimizle, pazar yerlilerle birlikte, pazar yeri değerleriyle birlikte beraberce çalışarak organize sanayi bölgesinin, mevcut organize sanayi bölgesinin gelişmesi için el birliğiyle çalıştık. Şimdi bazen diyorlar ki ya belediye başkanı organize sanayi bölgesinden ne anlar? Belediye başkanının organize sanayi bölgesiyle fabrika getirmesiyle ne alakası var? OSB'ler var, kaymakamlıklar var, il geneller var. Tabii ki var. Devletimizin büyüğü, başımızın tacı kaymakamımız, cumhurbaşkanımızın buradaki emaneti. Organize sanayi bölgelerimiz başımızın tacı. İl genel meclislerimiz başımızın tacı. Biz hep birlikte birlik beraberlik içinde çalışıyoruz ve pazar yerine fabrika üzerine fabrika getiriyoruz. Mevcut birinci organize sanayi bölgemiz doldu. Meta fabrikası, Oluklu Mutkalma fabrikası, iklimlendirme fabrikası, fabrikada fabrika. Ama en önemlisi Eczacıbaşı fabrikası. Hani deniliyor ya, pazar yerinde yeniliyor, içiliyor,
çöpü pazar yerine bırakılıyor. Ama hizmetler Osmaneli'ye gidiyor, Göl Pazarı'na gidiyor. Bilmem nereye gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Pazar yerine gelen hizmetlerde, bu bizim misafir ağırlıyoruz hepimiz evlerimizde değil mi? Herkes misafir geldiğinde hemen diyoruz ki hoş geldin, karnın aç mı? İki yudum yemek yiyelim, ekmek yiyelim. Ya da hemen bir kahve yapalım. Yanına bir gofret, bir bisküvi, bir çikolata koyalım. Bir ekmek yağlayalım, salçalayalım pazarcı usulü. Ve bu hizmetlerimizi biz pazar yerine getirdiklerimiz, getirdiğimiz bakanlarımızın onlara misafirperverliğimizle geliştirdik. Bir Mustafa Varank bakanımız var. Önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Bakanımızı ilçemizde ağırladık. Ay dediler ki oğlaklar yenildi, kuzular kesildi. Küçük Elmalı Tabiat Parkı'na götürdük. Orada ağırladık. Aradan 1,5 ay sonra Mustafa Varank bakanımız, Ömer hocamızla beraber gittik. Başkanımız da vardı. Eczacıbaşı'nın açılışına katıldık. Eczacıbaşı'nın açılışında Bülent Eczacıbaşı ile birlikte beni çağırdılar. Yani hani organize sanayi bölgelerinden başkan sorumlu değildi. Beni çağırdılar ve dediler ki Zekiye Başkanım, pazar yerine 500 dönüm yatırım yapmak istiyoruz. Eczacıbaşı'nı pazar yerine getirmek istiyoruz dediler. Dedim ki Sayın Bakanım, bizde 500 dönüm yer kalmadı. Biz OSB'yi bitirdik. Sen bize destek ol da biz dosyamızı hazırlayalım. İkinci OSB'yi kuralım dedik. Hemen hazırla bir hafta içinde dedi. Bir hafta içinde Alaaddin abimiz burada, Bilgenel Meclisiyemiz, Kaymakamımız, belediye meclisiyelerimiz burada. Hep beraber hazırladık dosyamızı. Ankara'ya götürdük. Pazar yerine ikinci organize sanayi bölgesini getirdi. Seçim bitti. Birinci seçim bitti, ikinci seçim. Sonra kabine değişti, yeni bakan televizyonlardan manşet halinde. Türkiye'de sadece ilk ve tek seramik ihtisas. Burası çok önemli. Hani diyoruz ya, katma değeri yüksek fabrikalar lazım bize. Katma değeri yüksek seramik ihtisas organize sanayi bölgesi. Türkiye'de ilk ve tek Bilecik ili Pazaryer ilçesine hayırlı olsun dedi bakanımız. Yeni organizenin yer tespiti yapıldı. Çalışmalara bakanlıkça devam ediyor. Biz de belediye olarak takip ediyoruz. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren de takip etmeye devam edeceğiz. Mevcut organize sanayi bölgesinde de 1500 dönüm alanda yeni açılması yapıldı. Projelerimizi tamamladık. Onun da bakanlıktan takibini yapıyoruz. Memleketimize hayırlı olsun. Tabii diyorlar ki başkan, sen bize artık organizeyi anlatma. Artık fabrikaları anlatma. Bize konut yapacak mısın onu anlat diyorlar. Bu akşam yine TOKİ konutlarımızı da anlatacağız. Kat artımlarını da anlatacağız. Kentsel dönüşümleri de anlatacağız. İkinci etap TOKİ konutlarını da anlatacağız. Teknik mektupları değerlendiriliyor. 15 günlük bir itiraz süreci var. Bu itiraz sürecinden sonra açıklamayı Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri basın mecralarından ve kendi bültenlerinden açıklama yapacaklar. Biz de hemşehrilerimizi sevinçle bilgilendireceğiz. TOKİ konutları denildi ki Taşlık'ta ihalesine kimse girmez. Orada zemin çok kötü. Masraflı olduğu için kimse girmez. Allah nasip ederse ihalesi oldu. Çok yakın zamanda müjdesini de hemşehrilerimizle paylaşacağız. Aynı zamanda fabrikalarımız bir üstüne bir katıyoruz. Sürekli tekstil de geliyor. Eczacıbaşı 1000 kişilik bir işçi kapasitesi var.
mevcut organize doluyor, ikinci organizenin de neredeyse müşterileri hazır. Ve biz bu müşterilerle beraber, birinci ve ikinci organizenin müşterileriyle beraber bir çalışma yaptık. Dediler ki başkanım, TOKİ'ye gidelim, hep beraber TOKİ başkanına gidelim, bir TOKİ projesiyle peşin ödemeli bizler lojman alalım dediler. Biz de milletvekilimiz Halil Erdemir bakanımızı, sağlık bakan yardımcımız önceki dönem, değerli abimizi, hemşehrimizi yanımıza aldık, Ankara'ya gittik. TOKİ başkanından 356 konut tüzü aldık. Hayırlı olsun memleketimize. Tabii konut çalışmaları yaparken bütün hemşerilerimizle beraber dertleştiğimiz, çözüme kavuşturmayı düşündüğümüz kat artımı sorunumuz da var. Bakıyoruz, Yeni Mahalle'den Yüzbaşı Mahallesi'nin pazar yerinden girişinden çıkışına kadar bir kat artımı sorunumuz var. Bazı yerler 2 kat, bazı yerler 4 kat. Bu 2 katlı yerleri 4 kata uygun, kanuna uygun şekilde yapabilmek için önce şehir plancılarıyla çalıştık. Birincisi geldi, ikincisi geldi. İnanmadık, ona sorduk, inanmadık, buna sorduk. Belediye meclislerimiz de burada kendileri. Hep beraber çalıştık değil mi kardeşim? Şimdi yaptığımız çalışmalar neticesinde sonuç olarak bize söylenen, karşımıza çıkan sorun, Pazaryeri Belediyesi'nin imar sınırları içerisinde bir sosyal donatı alanına ihtiyaç var. Yani sosyal donatı alanı 0. Bu sosyal donatı alanı ne? Yeşil alan denildi. Dedik, Görek ovaları yeşil alan, Adabayırı ovaları yeşil alan, Avşar ovaları yeşil alan, Karaçalı ovaları yeşil alan. Yani bizde yeşil alan, her yer yeşil alan değil dediler. İmar sınırı içinde o sınırda bulunan sosyal donatı alanı, sağlık, spor, eğitim ve çay bahçeleri, yeşil alanlar. Şimdi diyor ki kanun, siz bu kadar insanı üst üste yıkıyorsanız, yığıyorsanız, bu kadar metrekareye de insan sığdırıyorsanız, şu kadar metrekarede bu kadar insana sosyal yaşam alanı bırakmak zorundasınız diyorlar. Biz bu sosyal yaşam alanlarını bırakabilmek için, işte bu konuyu çözebilmek için yeni bir imar çalışması yaptık. Otgül Kooperatifinden Akgün Seramiye kadar imarı açtık. Alanı belirledik. Bilecik'te, valilikte Toprak Koruma Kurulu'na götürdük. Orada bazı bölgelerde tarım arazisi, birinci sınıf tarım arazisi olan yerler değiştirildi ve değerlendirilen, olması planlanan yerler kamu yararı kararı alınarak Ankara'ya bakanlığa gönderildi. Çarşı Mahallesi'nde bir çarşı camii sorunumuz var. O kamu yararı kararının beklenmesi o sorunu da çözecek geldikten sonra inşallah. Kamu yararı kararını Ankara Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan, yani Çevre Yönetimleri Genel Müdürlüğü'nden bekliyoruz. Bu yararı kararı beklerken biz de belediye olarak çalışma yapıyoruz tabii ki. Şimdi bakıyoruz, kat artım, kat karşılığı bütün belediye başkanlarımız, hepsinden Allah razı olsun, Kadir abimiz, Muzaffer abimiz, Hikmet abimiz, ölenlere rahmet diliyoruz. Mehmet Uğurlu amcamız selamlarını iletmiş. Seçime geleceğim Zekiye'ye desteği demiş. Şimdi biz bu başkanlarımız gibi biz de kat karşılığı bina yapmak istedik. Hem belediyemize gelir olsun, hem de pazar yerinde bir konut sorununa bir nebze çözüm olsun istedik. Baktık, bazı yerler 17 metrekare, 50 metrekare, 100 metrekare, 200 metrekare, 50 tane hisseli, 60 tane hisseli. Ne bize faydası var, ne hissedarlara faydası var. Mevcutta merkezi yerde ne hazine arazisi var, ne de belediyenin arsası var. Biz verebilecek bir arsa bulamadık. Bize kalmamış. Biz de Orman Bakanlığı'ndan, Orman Genel Müdürlüğü'nden 11 dönüm orman deposu var. Bursa'ya giderken sağ tarafta. Sol tarafta 36 dönüm,
Sağ tarafta 11 dönüm. 11 dönüm araziye bir çalışma yaptık. Mevcutta küçük sanayiye de ihtiyacımız var bizim. Küçük sanayi için o kadar çok talep var ki 5 yıl boyunca Eskişehir'den, Boğaziçi'den, İnegöl'den gelenler 1000 metrekare, 500 metrekare, 200 metrekare kapalı alan isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Veremiyoruz, yerimiz yok. Şimdi biz de buna çalıştık. Orman deposuna 26 adet sanayi dükkanı çıktı. Şimdi 26 adet sanayi dükkanından zaten mevcuttaki esnafımız 22. Belediyemize 4 tane kalıyor. Bazıları da kiracı. Kiracılarımız da sayısı fazla. Dışarıdan gelecekler de var. Biz de bir sanayi çalıştık. Bir küçük sanayi projesi. Alabilir miyim şu an? Bir küçük sanayi projesi. Karaçalı'ya doğru, Boğaziçi'ye doğru. Hani diyoruz ya, pazar yeri aşağı doğru gelişsin diyoruz ya, Boğaziçi'ye doğru. Boğaziçi ana yola doğru gelişmek için projeler geliştirdik. Önce imar çalışmamızı yaptık. Daha sonra da 80 dükkanlı küçük sanayi sitesi projesini çizdik. Şimdi artık 20 yıl, 30 yıl, belki 50 yıl pazar yerine hizmet edecek küçük sanayi projesinin müjdesini veriyoruz. Sayın Bey. Yetmezse 80 dükkanlık bir proje çizdik. 26 dükkanın olduğu yere, orman deposunun 11 dönüm arazisinin olduğu yere pazar yeri toplu konut projesi geliştirdik. Pazar yerinin önemli vizyonları, vizyon projelerinden bir tanesi. 11 dönüm araziye 218 adet konut çıkıyor. Baktığımız zaman 12 blok halinde 2 artı 1, 3 artı 1, 1 artı 1 daireler var. 55 metrekare, 95 metrekare ve 125 metrekare daireler. Bu dairelerin kat karşılığı kim ihalede daha çok belediyemize kat verirse biz de ona vereceğiz ihaleye çıkıp. Ama asıl önemlisi ne? Memleketimizde dar gelirli vatandaşımız var. TOKİ nasıl cazipse biz de bu belediye olarak bu konutları cazip hale getireceğiz. Biz de noter huzurunda çekilişli dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya söz veriyoruz. Pazar yeri kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bir ilçe aynı zamanda. Bir bakıyoruz Beşikli Mahallesi, Doğanlar Mahallesi, Dereboğaz Mahallesi, Çarşı Mahallesi'nin bir kısmı, Yeni Mahalle, Yüzbaşı Mahallesi. Bir bakıyoruz her yer. Ses geliyor mu? Evet. Bir bakıyoruz her yer eski evlerle dolu. Terk edilmiş evlerle dolu. Şimdi biz kentsel dönüşüm projesini de geliştirdik. Ankara Gazi Üniversitesi'nden konunun uzmanı profesörümüzü getirdik, hocamızı. Ankara Altındağ Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesini bitirmiş. Çok güzel bir örnek proje. Gittik, yerinde gördük, çok beğendik. Dedik, hocam bize de gelir misin? Geldi, yerinde inceledik. Şimdi Osman Gazi ve İnegöl belediyelerinde hali hazırda kentsel dönüşüm çalışmalarını yapıyorlar. Biz çalışırken deprem sürecine girdik. Deprem sürecine girince hocalarımız o bölgede görevlendirildi. Allah nasip ederse İkinci dönemde kentsel dönüşüm projesini de pazar yerli hemşehrilerimize söz veriyoruz. Bizde vizyon projeler devam ediyor. Yok, birbirinden uzak şu paralel tut. Vizyon projelerimiz devam ediyor. Mevcutta çarşı meydanında bir hükümet konağımız var. Depremden sonra hükümet konağımızın
yıkım kararı hızlı bir şekilde ilerledi ve hemen yatırım programına alındı. Otogarımızın olduğu yerde hükümet konağı projemiz şu anda başladı, devam ediyor inşaatı. Ağustos ayının sonunda hükümet konağımız Anadolu ve Selçuklu mimarisinde ilçemize yakışır bir şekilde olacak. Adalet Bakanımıza gittik. Dedik ki Sayın Bakanım, bizim pazar yerimizde adliye binamız gitti, adliyemiz gitti. Hemşehrilerimiz birçok işinde zorluk çekiyor. Dedi ki başkanım biz çalışalım. Sen de mevcut hükümet konağının binasında bir kat bize ayır. Biz de hükümet adliye binasını pazar yerine getirelim dedi. Hükümet konağı projemiz devam ederken hemen karşısında bir sanayi dükkanımız var. Biraz zaman alacak. Dükkandaki sanayi esnaflarımızla, oradaki sanayi esnaflarımızla birlik beraberlik içinde bu Karaçalı mevkiinde Boğaziçi'ye giderken hazırlamış olduğumuz projemizi birlikte değerlendireceğiz. Esnafımızla birlik beraberlik içinde çalışarak pazar yerimize güzel, yakışır, onların da istekleri doğrultusunda bir sanayiye kavuşturacağız. Ve orada belediyemizin itfaiye garajı var. Belediye itfaiye garajını da Adalet Bakanımıza gittiğimizde adliye lojmanlarımızı, adliye binamızı isterken, adliyemizi isterken aynı zamanda mevcutta terk edilmiş kapalı cezaevimizi de istedik. Bu kapalı cezaevinin Pazaryeri Belediyesi'ne tahsisini alarak belediye itfaiye garajımızı oraya taşıyoruz. Orada yaptığımız temizlik bitti. Artık buradaki bütün işlemleri bitirdikten sonra havalarda müsaade edince biz belediye itfaiyemizi, oradaki kadememizi taşıyacağız. Orada atölyeler oluşturacağız. Belediye kendi ürünlerini kendi geliştirecek, üretecek. Kaynak işini kendi yapacak, ahşap işlerini kendi yapacak. Ve burada hem kendi gelirimizi kazanmaya başlayacağız. Hem de çarşı meydanındaki mezbelikler ortadan kalkacağı ve güzel bir proje geliştirerek memleketimize faydalı bir iş yapacağız. Şimdi burada pazar yerinin ihtiyacı ne? Konut. Bu hükümet konağının, yeni hükümet konağımız, artık hep onu konuşuyoruz. Mevcut sanayi ve itfaiye garajımızın olduğu yerler kalktıktan sonra, orası derlenip toparlandıktan sonra birlik beraberlik içinde biz buraya 7 dönüm arazi, otopark lazım pazar yerine, otopark geliyor. Otogar lazım pazar yerine, otogar geliyor. Kapalı pazar lazım pazar yerine, kapalı pazarı da bu vizyon projemizde gerçekleştireceğiz. Burada dükkanlarımız da var, otoparkımız da var, kapalı pazarımız da var, dairelerimiz de var. Var da var, pazar yerine müjdesinizi veriyoruz. Var da var. Şimdi çarşı meydanı projemiz Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan şartlı hibe halinde 750 bin artı KDV'ye ihale usulü yaptırılmıştır. Gördüğünüz gibi çok da güzel kullanıyoruz. İnşallah yazın daha da güzel kullanacağız. Hemen karşımızda Kara Mustafa Paşa Camimizin restorasyon projesini, yatırımını aldık, tadilatını yaptırıyoruz, takibini yapıyoruz. Ağustos ayı gibi, yine Temmuz Ağustos ayı gibi projesi tamamlanacak. Hükümet konağı da oradan yıkıldıktan sonra belediyemize tahsisi yapılacak. Orada bir çarşı meydanına kavuşacağız. Pazar yerinde hanımlarımıza hediyelik eşya dükkanları yapacağız. Şimdi Spor Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız belediyemizi ziyarete geldiğinde kendisini konuk ettik. Denedik ki ya isteye isteye kapalı spor salonu
istedi. İkide bir de habire kapalı yüzme vurdu. Habire avuz. Bunun başka bildiği bir iş yok dediler. Ya ben spor bakanından ne isteyeyim? Hastane mi isteyeyim? Postane mi isteyeyim? Bana kapalı yüzme avuz istedi. Çok yakında hizmete başlayacak. Çalışmalarını takip ediyoruz. Kapalı spor salonunun da bitmek üzere. Orada gençlerimize bir fitness salonu var. Toparlandıktan sonra fitness aletleri, spor aletleri gelecek. Kadınlarımız için ayrıca pilates çalışmamız var orada. Onları da tamamladıktan sonra mezarlığımızın orada bir değerimiz vardı, bir heykelimiz vardı. Makarnacı Hüseyin Pehlivan heykelimiz. Onu oradan aldık. Bozmadan, zarar vermeden bir kenara koyduk. Şimdi makarnacı Hüseyin Pehlivan heykelimizi kapalı spor salonunun bahçesine koyarak makarnacı Hüseyin baş pehlivan kapalı spor salonu adıyla memleketimizi yad edeceğiz inşallah. Teşekkür ederiz hanımlar. Şimdi tabii yaşlılar evimiz, mevcut yaşlılar evimiz Hikmet abimizin döneminde oldu. Allah razı olsun. Hani herkese teşekkür ediyoruz. Yapanlardan, sebep olanlardan Allah razı olsun. Biz de en güzel şekilde koruyup kollamaya, hizmete devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada yaşlılar evimizin bünyesinde bir arsamız var. Biz de müteahhite verip yine daire karşılığında yap işlet devlet şeklinde de olabilir. Burada bir proje geliştirdik. Büyüklerimiz, abilerimiz, amcalarımız için çok faydalı bir yer oldu. İnşallah ablalarımız, teyzelerimiz için de hem kadın sığınma evi, hem kadın dayanışma ve sosyal yaşam evi inşallah müjdesini veriyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Küçük Elmalı Tabiat Parkı. Milletvekilimiz Halil Erdemir'in milletvekilliği. Önceki dönem milletvekilliği döneminde yatırıma alınan projesini bizim dönemimizde gerçekleştirdiğimiz açılışını Orman Bakanımız ve Enerji Bakanımızla birlikte yaptığımız bir Küçük Elmalı Tabiat Parkımız var. Pazaryeri'nin ilçesi. Hem Küçük Elmalı hem Bozcaarmut hem de Günyurdu Bakraz Barajımız, hem de Esere Barajımız var. Buralar bizim gerçekten yüz akımız. Hafta sonları bakıyoruz, turist üstüne turist geliyor, arabalarla geliyorlar. Şimdi tabii burada Küçük Elmalı Tabiat Parkımızda doğa koruma ve milli parkların yatırımı olan ve Pazaryeri Belediyesi'nin işlettiği 5+5, şu anda 5 yıl doldu, 5 yıl daha doldu. Şu anda dolmak üzere. 5+5 sözleşmeli Küçük Elmalı Tabiat Parkımızda bungalo evleri çalışmasını yapıyoruz. İnşallah bungalo evleri çalışması yaptıktan sonra suyun üzerine de valiliğimizle birlikte yapıyoruz bunu. Suyun üzerinde de kahvaltılık bir turizm geliştirme alanı yapıyoruz. Orada bir de spor kulüplerinin pazar yerinde kalmasını sağlayacak tesisler de yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Pazaryeri Belediye'mizin üzerinde mevcut belediyemizin üzerinde bir özel idare ile birlikte çalıştığımız 25 yıl belediyeye tahsisli özel idarenin mülkiyetinde olan bir üst katımız var. Orada da yerini, malzemesini aldık. Nasipse önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağız. Yer döşemesini yapacağız. Tavanını da yaptıktan sonra Beypazarı ilçesinde bir yeni düğün salonu kazandıracağız. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Şimdi Ilıca mevkilerini hepimiz biliyoruz. 2004 yılında
çalışmaya başladığımda belediye başkanımız da o dönemde devlet su işleriyle birlikte toprak analizi yapmıştı. Kurşunlu şurada mahallemiz. Kütahya hemen yanımızda oylaklar var. Kurşunlu'da çıkan sıcak su bu hat aynı güzergahta. O zaman deniliyordu ki işte çamaşırlık deniliyordu. Ve kar yağdığı zaman o karın tutulmadığını görüyoruz hep beraber. Belki halk dilinde de mahalle aralarında, kahvehanelerde Ilıca mevkilerini acaba bir araştırma yapsak mı diye hep konuşuyoruz. Mevcutta o dönemdeki belediye başkanımız bir çalışma yapmıştı. O zaman toprak analizi yaptı. Tabii teknoloji o kadar gelişmiş değildi. Ama şimdi teknoloji de gelişti. Biz nasipse sondaj yapıyoruz. İnşallah pazar yerine jeotermal çalışmasını da yapıyoruz. Beşikli mahallemizin 20 yıllık bir su sorunu vardı. Bayram abim burada. Bayram abi selamlar. Özellikle Uzun Sokak, Harmanlar Sokak ve yeni mahallede polis lojmanlarına kadar olan bölgede bir ikinci kata, üçüncü kata su gitme sorunu vardı. Biz hem Beşikli Mahallesi'nin hem yeni mahallenin bir kısmının 20 yıllık su sorununu çözdük. Pazar yerine hayırlı olsun. 2019'da göreve geldiğimizde Bağkur kooperatiflerinin hak sahipleri belediyemizi ziyaret ettiler. Dediler ki başkanım, biz Bağkur arsalarımızı park olarak yapıldığını öğrendik. Çok üzüldük. Ama biz haklarımızı geri istiyoruz dediler. Baktık, inceledik. Denedik ki meclisimize sunduk. Allah razı olsun hepsinden. Meclis üyelerimizle birlikte Bağkur kooperatiflerine dedik ki hakkınızı ispat edin. Biz de hakkınızı size geri teslim edelim. Çalıştık, başardık. 4 katlı bir imar olarak çalıştık. Ve 22 kooperatif üyeleri olan Bağkur kooperatifine haklarını teslim ettik. Kooperatif üyelerine hayırlı uğurlu olsun. Faruk Uluçakar abimiz burada. Onun döneminde Bahattin Şeker Bakanımızın ve Kadir Mete Başkanımızın destekleriyle bir yüksek okul geldi ilçemize. Yüksek okul pazar yerinin bacasız fabrikası. Pazar yerine bacasız fabrikayı getirdik. O zamanlar getirildi. 1072 öğrencisi vardı ama her geçen gün Faruk abi öğrenci sayımız düştü. Hemen belediye meclisimiz Selam abimiz burada. Hemen el attık. Mekik dokuduk. Hani gidiliyor, geliniyor, boş deniliyor ya. Bozamızı da götürdük. Helvamızı da götürdük. Çömleğimizi de götürdük. Her şeyi aldık götürdük. Pazar yerinin nesi varsa. Ama oradan 2 bölüm getirdik. 2 bölüm. Şimdi 75 öğrenci. Bu sene 150 öğrenci var Faruk abi. Hayırlı olsun memleketimize. Sizden de Allah razı olsun. Pazar yerinde sağlık alanında her türlü alanda tabii ama özellikle sağlık alanında bir hemşehrimiz var. Allah razı olsun kendinden. Haniler Demir Bakanımız Sağlık Bakan Yardımcılığı döneminde pandemiden önce gittik. Sayın Bakanım bize dahiliye uzmanı lazım. En azından haftada bir dönüşünde olsun ama büyüklerimizin işini görelim dedik. Sürekli taşınmayalım Bilecik'lere, Boğazlık'lere dedik. Sağ olsun kırmadı, haftada bir gönderdi. Pandemi girdi, doktorlar geri gitti. Bakanımız milletvekili olduktan sonra yine gittik, kapısını aşındırdık abimiz ya. Hemen gidiyoruz, Allah razı olsun. Zaman zaman Ankara'ya gitmek de gerekmiyor artık. Sayın Bakanımız Allah razı olsun, pazar yerine bir dahili uzmanı getirdi. Dahili uzmanı göreve başladı. 2 haftadır da 2. dahili uzmanımız görevde. Pazar yerine hayırlı uğurlu olsun. Pazar yeri seninle, biz Türk değil de pazar yeri seninle. Pazar
materyalleri, sağlık araçları eskiydi. Biz dedik ki bakalım, Halil Erdemir bakanımıza bir abilik yap da ikinci bir diş hekimini getirelim bize. Sağ olsun kırmadı. İkinci diş hekimi getirdi. E baktık materyaller eski. Emanet almışız Boğaziçi'den. Dedik ki bu bize yakışmaz. Yeni diş hekimine yeni, önceki diş hekimimize yeni iki tane diş ünitesi önceki günlerde iki gün oldu hizmete açıldı. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz çiftçiyiz. Ömrümüz yazın tarlalarda geçiyor. Ömer Boğaz abimiz de Günyurdu Barajı'ndan bir yer almış, inşallah gelmek nasip olur. Herkesin bir hayali var. Çiftçilik yapmasa da orada otursun, bir cızbız bir şeyler yapsın, bir pesmet yapsın, otursun, böyle kafasını dinlesin, stres atsın. Artık insanların, şehirlerden kaçan insanların en büyük hayali, dışarıda yaşayan, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların en büyük hayali, tarlasına gelip hayatını en güzel şekilde sürdürmeye devam etmek istiyorlar. Biz de tarla yollarını 5 yıldır 2019 yılından beri tarla yollarını karış karış çalıştık yaptık. Pazar yerinde tarla sorunu bırakmadık. Belediyemizde hizmet araçlarımız vardı. Ama yeni hizmet araçlarına ihtiyaç vardı. Çünkü artık Pazaryeri Belediyesi'nin sınırı yoktu. Bazen diyorlar başkanım Büyükşehir Belediyesi gibi çalışıyorsun diye. Vallahi artık Büyükşehir Belediyesi gibi çalışmaya başladı. Köy dinlemiyoruz, ilçe dinlemiyoruz, mahalle dinlemiyoruz. Bazen ilçe dışına da çıkıp hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu hizmetleri de belediye bütçemizden 5 kuruş para çıkarmadan hibe usulü belediyemize kazandırdık. 14 adet hizmet aracı, itfaiyemiz, kepçemiz, süpürgemiz, her şey var pazar elinde. Allah nasip ederse sağlık olduğu sürece bu önümüzdeki 5 yılda Büyükşehir Belediyesi gibi çalışacağız. Çok geçmedi 5 yıl oldu. 5 yıl önce bu masalara geldik. Masalara vurduk. Dedik ki pazar yerini gelişinden çıkışına kadar çiçek gibi yapacağız dedik. Bunun için geldiğimiz gibi hemen çalışmalara başladık. Önce Gereboğaz, Beşikli, Doğanların bir kısmı yeni mahalle, mahallelerinde, mevkilerinde elektrik hatlarımız, havai hatlar yağmurda, rüzgarlı havalarda patlıyordu. Evlerde elektrikli eşyalarımız, ev eşyalarımız yanıyordu. Önce bu sorunu çözmek için Enerji Bakanımız Fatih Dönmez, Allah razı olsun, her işimize koşar. Her şeyimiz, her istediğimizde yanımızda olur. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bakanımıza dedik ki, Sayın Bakanım, gel bize destek ol. Biz enerji hatlarımızı yer altına alacağız. Tamam başkanım dedi. Boğaziçi yapılacaktı dedi. Orada izin vermediler dedi. Biz dedi sana pazar yerine yapalım dedi. Pazar yerine 60 milyon değerinde enerji hatlarına yer altına aldık. Şimdi 300 trilyon değerinde yer altı hatları pazar yerine hayırlı olsun. Tabii. Zekiye bir şey yapmadı derler. Yer altına aldık istedi. Elektrik hatlarının yer altına alınmasından sonra sıcak asfaltımız için dedik ki karayolları bölge müdürüne gittik. Sayın bölge müdürüm gel sen bize destek ol. Bizim caddemiz, ana caddemiz köstebek tarlası gibi oldu dedik. Geldiler, Allah razı olsun, baktılar. Ekiple birlikte çalıştık. Pazaryeri Belediyesi de gece gündüz takip etti çalışmaları. Hemşehrilerimize
yol güzergahında sorun yaşatmadan imkansızı başardık. 15 günde 20 milyon değerinde iki kat sıcak asfaltı yaptık memleketimize, hayırlı olsun. Şimdi sıcak asfaltımız doldu biz gibi. Şimdi organize sanayi bölgemiz gelişti. Her geçen gün trafik sıkıştı. Artık bundan sonra bizim bir çevre yoluna ihtiyacımız var. Biz bu çevre yolunda çalışıyoruz. Allah nasip ederse ikinci dönemde pazar yerine çevre yolunun müjdesini de veriyoruz. Geçen hafta Ulaştırma Bakanımız Bilecik'e geldi. Oradan Boğaziçi SKM açılışında Fatih Başkanımızla birlikte ağırladık Sayın Bakanımızı. Orada Bakanımıza dedik ki, Sayın Bakanım, pazar yerine geldiniz. Genel Müdürlük döneminizde pazar yerinde biz sizi ağırladık. Küçük Eylalı Tabiat Parkımızda yemek yedik beraber. Sayın Bakanım, burada ölümlü kazalar meydana geliyor. Burada bizim organize sanayi bölgelerimiz gelişti. Artık trafik hızlandı. Bu ölümlü kazalardan pazar yeri halkı da uzandı. Bilecik halkı da uzandı. Boğaziçi halkı da uzandı dedik. Biz de bu ölümlü kavşağı istiyoruz dedik. Sağ olsun Sayın Bakanımız, hepinizin de gördüğü üzere canlı yayınlarda da yayınlandı. Bir söz verdi. Pazar yerine Nisan ayında yatırımını yapmak üzere kavşak sözü veriyorum dedi. Bu kavşak sözünü de aldığımızda öyle bir yankı uyandı ki dünya televizyonlarında, Avrupa basınında da yer aldı. Biz pazar yerini Türkiye'de bileceğin yerini bilmeyenler dünyada pazar yerini öğrendi. Bir gün bir hafta sonu bir büyüğümüz aradı pazar yerinden. Ahmet Kot abimiz, o da değerli bir büyüğümüzdür. Dedi ki, başkanım, sana bir misafir gönderiyorum. Aman diyeyim, koru kolla muhafaza et. Nasıl yaparsın bilmem ama çok da geleceği parlak bir misafir. İki gün peşinde gezdim. Dedim ki, bunda bir hayır vardır. İki gün peşinde gezdim. Bungalov evlerde ağırladık. Kınık'ta. Bungalov evlerde ağırladıktan sonra yolcu ettik gitti ailesiyle birlikte. Pazar yerinde de ortaokullarımızın sorunu vardı. Şimdi biz ortaokul sorunumuz var, ortaokul sorunumuz var diyoruz. Mevcut ortaokullar, Atatürk Ortaokulu'nu, İmam Hatip Ortaokulları'nı hastane tarafına gönderdiler. Hemen taşınmak zorunda kaldı deprem nedeniyle, sıkıntı olmasın diye. Tam 1,5-2 ay sonra, çok geçmeden Ahmet Gültekin abimiz geldi, misafirimiz oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda destek hizmetlerinden sorumlu bakan yardımcısı oldu. Paranın kaynağı. Biz de hemen aldık bozamız elmamızı. Dedik ki, Sayın Bakanım, sana hayırlı olsun. Biz de önceki dönem Nabi Avcı hocamızın döneminden kalma 4-4,5 milyondu. 8 milyon olmuş yerinde durduktan sonra. 8 milyon bir paramız var. Bu parayla biz ortaokul yapmak istiyoruz dedik. Dediler ki, ya başkanım, 8 milyon yetmez, 22 milyon. Tamam bakanım, biz 22 milyon almaya geldik dedik. Tamam başkanım, 22 milyon verelim dediler. Oradan gittik. Nazif Yılmaz hocamız vardı. Yine eğitimleri genel müdürüydü. Onu ziyaret ettik. Ziyaretten sonra Nazif Yılmaz hocamız Ahmet Gültekin bakanımızın yerine bakan yardımcısı oldu. Bizde istekler biter mi? Okulumuzun parası yetmedi. Oldu 30 milyon. Oldu 57 milyon. Şimdi iki tane ortaokulumuzu pazar yerine getirdik. Çocuklarımızı da Allah nasip ederse daha da ileriye gidecek gençliğimiz. Çocuklarımız da güzel bir okulda şu anda tertemiz, pırıl pırıl hizmet ediyor. Memleketimize hayırlı olsun. Evet. Her şeyin başı sağlık. 2019'da göreve geldiğimizde mazbatamızı taktık. Tam bir yıl sonra tüm dünyayı etkisi altına alan bir Covid-19 salgınıyla
mücadeleye başladık. Pazaryeri Belediyesi bu mücadelede üzerine düşen görevi layıkıyla getirdi, birlik beraberlik içinde. Tek derdimiz, tek düşüncemiz maskeydi, eldivendi, dezenfektandı. O dönemde memleketimizin insanını sağlıklı bir şekilde nasıl yaşatırız, tek düşüncemiz buydu. Bu süreçte hem evlerimizde büyüklerimizi, 65 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşıladık, hem de memleketimizde hijyen anlamında esnaflarımızı, bütün çalışanlarımızı yormadan görevimizi layıkıyla, bu süreci layıkıyla yerine getirdik, görevimizi yerine getirdik. Bir yıl geçti, iki yıl geçti, iki buçuk yıl geçti. Zaman zaman kendi cenazelerimize gidemedik. Hepimiz için önemli ders çıkarılması gereken bir zaman dilimiydi. Neydi en önemli şey bizim için hayatımızda artık? En önemli şey sağlığımızdı, özgürlüğümüzdü ve akrabalık, komşuluk ilişkilerimizdi. Allah bizlere bir daha böyle musibetler yaşatmasın. Hem tam bu süreci atlattık, gidiyoruz derken, artık projelerimizi hayata geçiriyoruz derken, bir baktık 6 Şubat sabahı, 6 Şubat depremiyle karşı karşıya kaldık. Hepimiz yürekten yaralandık. Biz yaralandık, Türkiye yaralandı, biz kan ağladık, Türkiye kan ağladı, dünya kan ağladı. Bu süreci yine Pazaryeri Belediyesi ile işbirliğinde, hemşehrilerimizin desteğiyle, oradaki vatandaşlarımızın hem giyim, hem kuşam, hem gıda, hem yaşam alanını sağlamak adına elimizden gayreti gösterdik. Bu anlamda desteklerinden dolayı Pazaryeri hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tabii bir hafta oldu. 31 Mart'ta 3 gün kaldı. Biz başlangıcından sonuna kadar düsturumuzu bozmadan hemşehrilerimizle birlik beraberlik içinde güler yüzümüzle, tatlı dilimizle hem gönlümüzü açtık hem kapılarımızı açtık. 5 yıldır bu Zekiye kardeşinizin gönlü de açık size, kapısı da açık size. Ve bu süreci, bu siyasi süreci çamur atmadan, karalamadan, yaralamadan, düsturumuzu bozmadan hanımefendiliğimizle, nezaketimizle yürütmeye çalışıyoruz. Ve bu nezaket çerçevesinde bizlerle birlikte gönül birliği yapan bütün dava arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu siyasi süreçte de bazı şeyler konuşulur. Ama konuşulacaklar da doğru konuşulur. Belediyeyi batırdı. Borçları şu kadar. Borçları bu kadar. Pazaryeri Belediyesi'nin borcu bütçesine geçti. Yalan siyaset, çamur siyaset demiyoruz biz. Biz gerçekleri konuşuyoruz. Pazaryeri Belediyesi'nin esnafa olan borcu 3 milyon 150 bin lira. Hani 9 milyonlar telaffuz ediliyor ya, bu 9 milyonlar Pazaryeri Belediyesi'nde bütün arazileri yapıyoruz. Arabalar suyla mı dönüyor? Pazaryeri Belediyesi'nde bütün çalışmaları, sağlık hizmetlerini, bütün yaptığımız hizmetleri, her türlü hizmetleri yaparken illaki bir harcamamız da olacak. Bu harcamaları kendimizi, belediye bütçemizi yormadan bir sonraki güne, bir sonraki seneye alnımızın akıyla, çıkabilme çabasıyla bu süreci layıkıyla yerine getirdik. Layıkıyla yerine getirmeye de devam ediyoruz. O kadar borç,
Belediyesi'nin borcu buydu. Belediyenin borcu bütçenin 1/4'üydü. 1/4 borcumuz var. Kimse de çavur siyasetiyle belediyemizi töhmet altında bırakmasın. Herkes eline bir dosya almış. Yok öyle, yok şöyle, yok böyle. Zamanında bizim elimizde kağıtımız, belgemiz yoktu. Ülkeler maske savaşı yaparken biz kutu kutu ev ev maske dağıttık. Bizim o zaman siyasi hesabımız yoktu, oy hesabımız yoktu. Tek hesabımız hizmet hesabıydı bizim. Belediyedeyim. Artık tecrübelendim. Gayretle, samimiyetle belediyeciliği daha iyi öğrendim. Bundan sonra bu 5 yıl sonrasında daha doğru, daha kaliteli, daha büyük hizmetler getirmeye geliyoruz. Kendilerince ince siyaset yapanlar önce ceketlerinin iç cebine baksınlar. Zekiye Tekin'den onlara önemli notlar verdi. Biz kanunda biliriz, kuralda biliriz, nizamda biliriz. Biz herkese insanlığı da öğretiriz. Herkes yalan yanlış yükleniyor. Ne de olsa bizim Zekiye. Zekiye küsmez, ağlamaz, sızlanmaz, kin tutmaz. Fakat bizimle birlikte yol alan birçok dava arkadaşlarım var. Artık onların canını sıkmayın rica ediyorum. Bizimle birlikte yol yürüyen, bize inanan dostlarımızı çok rica ediyorum. Üzmeyin. Ben de size üzmenize izin vermiyorum. Biz bir haftadan beri kahvehanelerde geziyoruz. Zaman zaman ev ziyaretleri yapıyoruz. Zaman zaman esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Çarşılardayız, pazarlardayız. Güler yüzümüzle, tebessümümüzle, nezaketimizle yaptıklarımızı anlatıyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Yine yarın yaptıklarımızı anlatacağız, yapacaklarımızı anlatacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Ha, bir de şunu söyleyelim. Son akşam Zekiye'yi vuracaklar varmış. Bir şeyler bir şeyler. Zekiye Keklik mi de vuracaksınız siz? Zekiye Keklik mi? Benim arkamda topu gibi milletim var. Benim arkamda topu gibi hemşehrilerim var. Benim arkamda 2019'da dediğim gibi abilerim var, ablalarım var, kardeşlerim var. Çamur siyasetinden uzak durmak dileğiyle beni bu akşam sabırla, nezaketle, hürmetle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kaldı 2 günümüz dostluk içinde, beraberlik içinde, bir nizam içinde bu süreci yürütmek dileğiyle. Şunu ifade etmek istiyorum. Hepimizin cenazesi bir, düğünü bir, etkinliği bir, sosyalliği bir, akrabası bir. Hepimiz birbirimizden kız alıyoruz, kız veriyoruz. Hepimiz aynı pazara gidiyoruz. Hepimiz aynı düğüne gidiyoruz. Hepimiz aynı camiye gidiyoruz. Bizim pazartesi günü birbirimizin yüzüne bakmaya yüzümüz olsun, yüzümüz. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
sizlere Allah'a emanet ediyorum. Yarın akşam Yeni Mahallede Palanık Kahvesi'ndeyiz. Ama öncesinde yarın akşam belediye olarak iftarımız var. Hepinizi davet ediyoruz. Oradan da kahvehaneye konuşmaya gideceğiz. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun. Sorusu olan var mıydı? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buraya, Türkiye'nin en büyük başkan.
Bayanlar gitmeyin, burada durun.